Şu günlerde AKP'ye en sert muhalefeti yapan isimlerden birisi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Zaman zaman bazı eleştirilere maruz kalıyor ki vatandaşlar da o eleştirilerinde haksız değil. Çünkü AKP'ye oy toplayabilmek adına 2015 yılındaki seçimleri hatırlayın. Meydanlarda diyordu ki biz gidersek beyaz toroslar gelecek. Şimdi bakıyoruz Ahmet Davutoğlu AKP'den istifa etti. Kendi partisini kurdu. AKP'yi sert bir şekilde eleştiriyor. Başkanlık sistemini eleştiriyor. Parlamenter sisteme geçilmesini istiyor. Yapmış olduğu söylemlere baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğer muhalefet partileriyle aynı çizgiye geldiğini görüyoruz. Bu çizgiye gelmesinden ötürü mutluyuz. Gerçekleri görmesinden ötürü mutluyuz. Ahmet Davutoğlu ziyaretlerini sürdürüyor. Türkiye genelinde birçok şehre gidiyor. Bu kapsamda da Muş'a gitmişti. Muş'ta bazı açıklamalarda bulunmuş ve burada gençlerle bir araya gelmiş. Gençlerin sorularını yanıtlamıştı. O ifadeleri ben yeni okudum. Medyanın büyük bir bölümünde de göremedim. İtiraf gibi sözler Ahmet Davutoğlu'ndan. Geleceğini göremediğini söyleyen bir gence Ahmet Davutoğlu şu yanıtı veriyormuş da. Eğer siz bugün geleceğe karamsarlıkla bakıyorsanız bunun sorumlusu sizler değilsiniz. Başta ülkeyi yönetmekte olanlar olmak üzere hepimiz yanıtını vermiş. Ve yapmış olduğu açıklamalarda dikkat çeken başka ifadeler de kullanıyor Davutoğlu. Burada diyor ki özgürlüğü dışarıdan birilerinin biçtiği gibi giyenler dışarıdan birileri çıkar o elbiseyi dediğinde de çıkarırlar. Son günlerde üzülerek izliyorum. Geçmişte beraber bu konuları konuştuğumuz arkadaşların tutumunu. Trump iş başındayken otoriterliğin felsefesini kitabını yazıyorlardı neredeyse. Biden geldi diye bir anda reformlar ekolüne geri döndüler. Bu kavramı içselleştirmemiş insanlar kendileri güç sahibi değilken özgürlük ve demokrasi isterler. Kendileri güç sahibi olduklarında da başkalarının özgürlüklerini, demokrasilerini kısıtlarlar değerlendirmesinde bulunarak iktidarı sert sözlerle eleştirmiş. İtiraf gibi sözleri var. Özellikle Muş'taki gence vermiş olduğu yanıt. O satırı gelin tekrarlayalım. Aynen şunu diyor Davutoğlu. Eğer siz bugün geleceğe karamsarlıkla bakıyorsanız bunun sorumlusu sizler değilsiniz. Başta ülkeyi yönetmekte olanlar olmak üzere hepimiziz yanıtını veriyor. Gençlerin büyük bir bölümü bugün yurt dışına gitmeye çalışıyor. Yurt dışında çalışmak istiyor. Türkiye'ye kendisine ait hissetmiyor. Çünkü en iyi üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız bile diyor ki ben alanımda iş bulamıyorum burada. Kendimi geliştiremiyorum burada diyor. Vatandaş deseniz zaten vatandaş sıkıntısını, problemini anlatacak bir mecra bulamıyor. Muhalefet partileri ile iktidar partileri birbiriyle kayıkçı kavgası yapıyor. Vatandaşın sıkıntısını, derdini ekrana getirecek medya yok. Bir açıklama yapılıyor, bir şeyler konuşuluyor. Ertesi gün bakmışsınız o kanala cezalar yağdırılmış. Bugün bir gazete, bir televizyon kanalı, bir radyo ya haber siteleri Berat Albayrak'ın istifasını 27 saat veremedi. Medyanın ne halde olduğunu gördük işte. Böyle karamsar bir ortamda gençlerin yeniden kendisini Türkiye'ye ait hissetmesi için, geleceğe umutla bakabilmesi için iktidarına da muhalefetine de büyük görevler düşüyor. Bu gençlerin geleceğini karartmaya hiç kimsenin hakkı yok. Gençlere destek çıkalım. Alanında iş bulmasını sağlayalım. Mezun olduktan sonra o gençleri borç çukuruna batırmayalım. Bunu birçok muhalefet milletvekili dile getiriyor. Bakın KYK borcu olup da takibe düşen milyonlarca üniversite mezunu öğrenci var. Ve bu öğrenciler iş bulamıyor. Şimdi bir de pandemi belası geldi. Esnaf da zor durumda.
Yeniden tam kapanmaya gidildi hafta sonu geçerli olmak üzere. Bir vergi yapılandırması yapıldı. Yapılan yapılandırmada da zaten borçlar yapılandırıldı. Parası olan zaten gidip öder. Parası olandan işte şey yapacaklarmış. Faizleri sileceklermiş. Ya adamın parası olsaydı zaten o borcu olmazdı. Daha başka kolaylıkların sağlanması gerekiyor. Bakın, geçen bir video izliyorum. Londra'da yaşayan iki tane Türk genci video paylaşmış. Londra'daki yaşam hakkında bilgiler veriyor. Araçlarının işte masrafları hakkında konuşuyor. Konuyla alakası ama bunu anlatmak istedim videoyu kapatmadan önce. Biz diyor köprülere para vermiyoruz burada diyor. Geçtiğimiz otoyollara ve köprülere para vermiyoruz diyor. Hani biz eleştirdiğimiz zaman, sorguladığımız zaman AKP'yi destekleyen kitle diyor ya, yol yapıldı, köprü yapıldı, havalimanı yapıldı. İyi de kardeşim, sen köprüden bedava mı geçiyorsun? Sen köprüden bedava geçmiyorsun. Havalimanına sen gidiyor musun? Havalimanına gittiğin zaman uçak bileti fiyatlarının senin ne kadar olduğunu biliyor musun? Ben buradan Macaristan'a gidiyorum. Ya Macaristan'a yaklaşık 2 yıl önce gittim. 100 TL'ydi uçak bileti. Türkiye'den bir arkadaşım geldi Budapeşte'ye. Onun ödediği fiyat 1000 liraya yakındı. Roma'ya gittim ben. 300 TL'ye gitmiştim Roma'ya. Makedonya'dan. Türkiye'den gelen arkadaşımın gidiş dönüş bileti 2000 TL'ydi. Çünkü vergiler o kadar yüksek değil. En basitinden o köprülere geçmediğiniz zaman bir şey verilmiş ya hani bir geçiş garantisi. O bile sizin cebinizden çıkıyor. Köprüden bedava geçilecek olsa, böyle bir hizmet sunacak olsalar istediğiniz kadar övün. Bakın işte köprüler yapıldı. Köprüden bedava geçiyoruz. Köprüden siz geçerken para ödüyorsunuz. Ama Roma'da yaşayan o iki tane Türk genci diyor ki biz burada köprülere para ödemiyoruz diyor. Aldığımız asgari ücretle de diyor geçinebiliriz diyor. İşte bu videoları izleyen gençler de yurt dışına kapak atmanın yollarını arıyor. İnternette baktığınız zaman en çok aranan kelimelerden birisi Almanya'ya yerleşmek, Kanada'ya yerleşmek gibi kelimeler. Hep arayanların büyük bir bölümü de gençler. Ya şu Makedonya'ya bile tonlarca kişi gelip şirket kuruyor. Ve hepsi de Türkiye'den gelen insanlardan oluşuyor. Türkiye'nin devleri zaten burada. İsim verip onların reklamını ben yapmayacağım. Ama iri ufaklı birçok şirket buraya geliyor. Kapalı çarşının yarısıya Karadağ'a gelmiş durumda, Budva'ya gelmiş durumda, Kotor'a gelmiş durumda. Gelenler illaki vardır, bir gidin bakın. Olur da gelirseniz Budva çarşısına, Kotor çarşısına her şeyin İstanbul'dan geldiğini göreceğiniz gibi esnafların büyük bir bölümünün de kapalı çarşıdan geldiğini göreceksiniz. Bunu siz nasıl engelleyeceksiniz? Gençlerin, esnafın umutla bakmasını geleceğe nasıl sağlayacaksınız? Bunları hep birlikte iktidarı da muhalefeti de bir araya gelip düşünmesi gerekiyor. Ama biz bunu göremiyoruz. Çünkü iktidar muhalefeti dinlemiyor. Muhalefeti takmıyor. Muhalefeti kale almıyor. Dediğim dedik yaklaşıyor. Muhalefet de muhalefet yapmasını beceremiyor. Ne diyelim? Ahmet Davutoğlu'nun itirafı büyük önem arz ediyor. Çünkü Ahmet Davutoğlu da en büyük sorumlulardan biridir. Meydanlarda söylediği sözlerden dolayı. Bize oy vermezseniz AK Parti gider, Beyaz Toroslar gelir diyerek milleti korkuttuğu için Ahmet Davutoğlu da en büyük sorumlulardan birisidir. Ali Babacan için bir şey demiyorum. Ali Babacan'a bu şekilde sert eleştirilerde bulunmuyorum. Çünkü Ahmet Davutoğlu kadar sorumlu birisi değildi. Ahmet Davutoğlu başbakanlık yapmış, partinin genel başkanlığını yapmış bir isimdi. Sonra her ne olduysa aralarında anlaşamadılar. 3 sene boyunca da sustu. 31 Mart yerel seçimlerinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu efsanesi ortaya çıkana kadar da parti kurmaktan falan bahsetmedi. AKP tabanında bir kayma olduğunu görünce fırsat bu fırsattır diyerek yeniden siyaset sahnesine girdi. Eğer ciddiyse bu anlattıklarında, eleştirilerinde ben inanıyorum. Yolunun da açık olmasını istiyorum. Ve takdir ediyorum geçmişteki ifadelerinden ötürü bu şekilde itiraflarda bulunduğu için, sorumluluk üstlendiği için. Ama
geçmişte kullanmış olduğu ifadelerden ötürü de bir özür dilemelidir şu Beyaz Soroslar meselesinde. Çünkü o seçimlerde gerçekten Davutoğlu'nun söylemiş olduğu sözlerin etkisi büyük oldu. O erken seçimde.